Radyo tiyatrosu. Uçurum. Yapım yönetim Mehmet Kösoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Senaryo Tayfun Türkili. Yayını hazırlayan Erol Güldiken. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Didem Türkmen. Ben gidiyorum kızım. Nereye anne? Nereye olacak, ev temizliğine kızım. Artık şu eve renkli bir televizyon alsak fena olmayacak anne. Renkli televizyon mu? Şaka mı yapıyorsun kızım? Karnımızı zor doyururken televizyonu nasıl alırız ki? Ne bileyim anne, çalışan sensin. Ben değilim. Ne alırsan al. Bıktım artık. Her gün seyircanlara gidip televizyon seyretmekten bıktım. Kazancımız bu kadar yavrum. Buna da şükredelim. Aman şükür şükür. Başka bir şey bilmezsin sen Allah aşkına. Tövbe de kızım. Tabii şükredeceğiz. Halimizde ne var ki? Ne yok ki anne. Ne üstümüzde ne başımızda. Senin eski elbiselerini kesip kesip giymekten utanıyorum artık. Her gün seyircanlara gidip televizyon seyretmekten utanıyorum. Sonra da geçmiş karşıma şükürler olsun diyorsun. Aç değiliz, çıplak değiliz. Şükretmeyip de ne yapacağız? Başımızda babamız yok ki istediğimiz her şeyi alalım. Bak şu yaşımda saçımı süpürge edip ev temizliklerine gitmesem işte esas o zaman aç kalırız. Neyse geç kalmadan gideyim ben. Güle güle. Sen ne yapacaksın? Ne yapabilirim ki? Her zamanki gibi Sevcanlara gidip televizyon dizilerini seyredeceğim. Şey bari evi silip süpürsen, bulaşıkları yıkayıp kaldırsan. Anne üf, zaten canım sıkkın. Bir de sen var mı üzerime? Hadi güle 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 güle. Dışişleri Bakanlığı'na Ürdün'ün Washington Büyükelçisi... Müjde canın sıkkın gibi bize geldiğinden beri hiç konuşmadın. Yok bir şey Sevcan, dalmışım. Canın sıkkın senin. Anlat hadi ne oldu bakalım. Ne olsun ki? Bıktım artık Sevcan. Her şeyden bıktım. Görüyorsun işte halimizi. Adeta eve mahpus oldum. Ne sinemaya, ne tiyatroya, ne gezmeye hiçbir yere gittiğim yok. Allah biliyor ya. Bazen alıp başımı kaçmak istiyorum. Neden? Böyle fakir yaşamak, yaşamak değil Sevcan. Güzel şeyler giymek istiyorum. Arabalarda dolaşmak istiyorum. Gezmek, eğlenmek istiyorum. Gencim, güzelim, bunları istemek benim de hakkım değil mi? Elde avuçta olmadıktan sonra istediğin kadar iste kızım, hiçbir şey değişmez. Senin, benim, hepimizin kaderi bu. Yani fakirlik, parasızlık işte. Haline isyan edeceğine şükretsen daha iyi olur. Sen de annem gibi konuşuyorsun Sevcan. O da ikide bir de şükret, şükret deyip duruyor. Böyle yaşamanın neyine şükredeyim Sevcan? Nankörlük etme. Anne Şerife Hanım babanı öldüğünden beri kol kanat gerdi sana. Zavallı kadın 3 kuruş için kaç yıldır o ev senin, bu ev benim temizliğe gidip duruyor. Evet ama annemin temizlikten kazandığı para ne işe yarıyor ki Sevcan? Daha bir televizyon bile alamadı evimize. Kaç yıldır yeni bir elbise, yeni bir ayakkabı giydiğim mi var? Şeytan bul birine, evlen, bu fakirlikten, bu esaretten kurtul diyor. İstersen evlenebilirsin. Kiminle? Adil'le. Bu sabah ekmek almaya gittiğim zaman bakkalda gördüm. Yine seni sordum. Aman bırak şunu be Sevcan. Kala kala Hilmi Efendi'nin oğluna mı kaldım yani? Öyle deme, Adil seni seviyor. Hem bugün evet desen seninle evlenmeye hazır çocuğum. Yarın seni Yenikapı'daki sahil aile çay bahçesine davet etti. Aa, o da nereden çıktı? Sana mı söyledi yoksa? Evet, mutlaka gelsin, onunla çok ciddi ve önemli şeyler konuşacağım dedi. Gidecek misin Adil'le randevuna? Bilmiyorum. Geldiğin için çok teşekkür ederim Müjde. Sevcan'a benimle önemli şeyler konuşmak istediğini söylemişsin abi. Evet doğru. Çayını soğutma Müjde. Ben seni çok beğeniyorum Müjde. Ayrıca anneni ve seni tanıyorum. Şerife teyze çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz bir insan. Biliyorsun ki ben 2 sene sonra öğretmen olarak göreve başlayacağım. Öyle mi? Ben seni son sınıfta biliyordum. Evet doğru, son sınıftayım ama mezun olur olmaz askere gideceğim. Evet sonra?
Diyeceğim, yani sakın yanlış anlama. Eğer sen de istersen, rızan olursa annemleri gönderip seni istetmeyi düşünüyorum Müjde. Ne dersin? Ama Adil, ben daha 17 yaşındayım. Biliyorum ama ben de hemen evlenelim demiyorum ki Müjde. Bir söz keseriz, ben askere giderim, dönüşümde de evleniriz. Ne dersin? Peki senin bu isteğinden annenin babanın haberi var mı? Annemin var. Sana olan duygularımı ona açmıştım. Eğer şimdi bana evet dersen bu gece babama da konuyu açar. Önümüzdeki günlerde de seni istemeye geliriz. Bir şey demedin Müjde? Bilmem, pek ani oldu da. Gelsinler istesinler bakalım hadi. Teşekkür ederim Müjde. Beni çok mutlu ettin. İnanıyorum ki evlendikten sonra ben de seni mutlu etmeye çalışacağım. Demek niyeti ciddi ha? Sana evlenme teklif etti öyle mi? Evet. İnan senin hesabına çok sevindim Müjde. Aslan gibi çocuk. Evet ama öğretmen. Yani onun maaşıyla geçinebilir miyiz acaba? Aman geçinirsiniz canım. Neden geçinemeyeceksiniz ki? Evdeki fakirliği koca evinde de yaşamak istemiyorum Sevcan. En büyük korkum bu. Güzel giyinmek, rahat yaşamak, gezmek, dolaşmak istiyorum. İnşallah Adil böyle bir hayatı yaşatır bana. Maşallah senin de gözün pek yükseklerde yani. Müjde kızım. Şu elindeki mecmuayı bırak da yardım et biraz bana. Hayrola, bugün pek telaşlısın anne. Temizliğe gitmeyecek misin? Gitmeyeceğim. Akşama misafirler gelecek. Hayrola, kimler gelecek? Hilmi beyler. Aa, nereden icap etmiş ki? Ne bileyim, Medya Hanım hayırlı bir iş için dedi ama. Neymiş o hayırlı iş bakayım? Anladığım kadarıyla seni oğulları Adile isteyecekler. Sabahtan beri ne cevap vereceğimi düşünüyorum. Daha da yaşın pek küçük senin. Aa, ne küçüğü anne? 17 yaşındayım. Şerife bacı, biz seni tanırız, sen de bizi tanırsın. Şu mahallede genç yaşta dul kalıp da kızını büyütmek için neler çektiğini hepimiz biliriz. Diyeceğim, bizim oğlan Adil de birkaç ay sonra okulu bitirip öğretmen çıkacak. Hayırlı olsun Hilmi Bey. Adil Bey oğlumuzu iyi tanırız. Efendi namuslu biridir. Sağ ol Şerife bacı. Biz buraya Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Müjde'yi oğlum Adil'e istemeye geldik. Ne diyeyim Hilmi Bey, kısmetse olur. Kısmetin ötesine geçemeyiz. Yalnız kızım evlenmek için biraz küçük. Olsun, biz de hemen evlensinler demiyoruz zaten. Adil'in askerliği var. Bizim niyetimiz söz kesmek. Adil askerden gelince de düğünü yapmak. Aman anne, böyle ağlayacağını bilseydim evlenmeye kabul etmezdim Adil'le. Benimki sevinç gözyaşları kızım. İleride sen de büyüyüp anne olduğun zaman anlayacaksın. Doğru, büyü, sonra da kızını kocaya ver. Ah Kazım, ah, sağlıkta da kızının o mutlu gününü görecektin. Anne Allah aşkına hemen dram yapma. Şunun şurasına daha evlenmedim ki, söz kestik. Söz de olsa evliliğin ilk basamağıdır bu Müjde. Allah inşallah devamını göstermeyi nasip kılar bana. Neyse, ben yatmaya gidiyorum, uykum geldi. Allah rahatlık versin yavrum. Üf, bu annem de her şeyi abartır. Yok mutluymuş da, yok söylemiş de. Bilse ki ben bu evliliği evden kaçmak için, fakirlikten kurtulmak için kabul ettim. Acaba yine böyle ağlar mıydı? Nereye gitmek istersin Müjde? Ne bileyim ben. Bana kalırsa her yere gitmek isterim. Sinemaya ne dersin? Hava çok sıcak. Bunalmaz mıyız? Ben bunalmam. Ama istemiyorsan gitmeyiz. Hayır hayır, gidelim. Gel şuradan bir dolmuşa binelim. Kusura bakma ama dolmuşlara binemem Adil. 40 yılda bir dışarı çıkmışım zaten. Bir taksi çevir. Ama taksi çok para yazar Müjde. Dolmuş daha ucuz. Peki peki. Taksi! Taksi!
Ay film bir harikaydı değil mi Adil? O kadar da değil, sıradan bir filmdi işte. Aman sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Çok güzel bir filmdi işte. Öyle de bu tür konular ve konulara bu tür yaklaşımlar bizim toplumumuzun ahlak anlayışına son derece ters düşüyor ama. Ay sen de o geri kafalılardan mısın yoksa? Şu ecnebilerin hayatını öyle imreniyorum ki. Çünkü herkes kendi hayatını yaşıyor onlarda. Bunun imrenilecek bir tarafı yok Müjde. O toplumda bize ters olan çok şey var. Onların eğitim sistemleri farklı, dini inançları farklı, hayata bakış açıları farklı. Her şeyden önemlisi namus anlayışları farklı Müjde. Boşuna yadırgama ecnebileri. Bizim burada da onlar gibi yaşayan insan çok. Etrafına bir baksana. Modern insanlar, diskoya gidenler, partilere gidenlerle dolu. Yani bütün bunlar seni cezbediyor mu Müjde? Nihayet ben de bir gencim Adil. Eğlenmek, dans etmek benim de hakkım değil mi? Eğlenmek dedin de az kalsın söylemeyi unutuyordum Müjde. Önümüzdeki hafta okulda bir mezuniyet eğlencesi yapılacak. Arkadaşlarla birlikte bir yere piknik yapmaya gideceğiz. Gelirsin değil mi? Gelmez olur muyum? Yeter ki eğlence olsun. Yalnız... Evet, ne oldu Müjde? Üstüme giyecek doğru dürüst bir şeyim yok. Rezil olurum arkadaşlarına. Dert etme canım. Bir ara çarşıya çıkar bir şeyler alırız. Sahi mi? Tabii. Adil oğlum, otursaydın ya, daha erkendi. Sağ ol anne ama önümüzdeki hafta sınavlar var. Daha eve gidip ders çalışacağım. Nasıl istersen çocuğum. Yarın gezmeye gidiyor muyuz yine? Duymadın mı kızım? Çocuğun sınavları varmış. Ay lütfen sen karışma anne. Annen haklı Müjde, bu hafta bir yere gidemeyiz. Hep ders çalışacağım. Aman iyi iyi, hadi güle güle. İyi akşamlar. Annene babana selam söyle oğlum. Söylerim. Kızım neden aksi davrandın çocuğa? Aklın fikrin gezmekte. Duydun işte dersleri varmış. Anne başlama gene. Ne olmuş yani? Gece ders çalışıp gündüzde gezdirebilirdi beni. Aklını başına topla. Cahil cahil hareketler yapma. Çocuğun sabrını taşırırsan evlenmekten vazgeçer sonra. Aman pek umurumdaydı sanki. Ben böyleyim işte. Beğenmezse atar sözü. Arkadaşlar, size sözlümü tanıştırmak istiyorum. Müjde. Merhaba çocuklar. İşte Koray da geldi. Böylece ekip tamamlanmış oldu. Gidebiliriz artık. Hey, durun durun bir dakika. Bu güzel hanım da kim bakayım, tanıştırmayacak mısınız? Benim sözlüm olur. Müjde. Oo, aramıza hoş geldin Müjde. Merhaba Koray. Kutlarım seni Adil. Çok güzel bir kızla sözlenmişsin. Teşekkür ederim Koray. Tarzı senin başına. Müjde Hanım gibi şahane bir kız bulsam ben de hiç durmam sözlenirdim. Tanışma faslı bittiyse artık gidelim ha. Herhalde mezuniyet pikniğimizi burada üniversite bahçesinde yapmayacağız. Buyurun. Ben Adil'le güzel sözlüsünü alacağım arabamı. Siz de diğer arabalara binin çocuklar, hadi bakalım. Müjde Hanım siz yanıma buyurun. Adil arkaya otursun. Müjde, arabamı beğendin mi? Harika, müthiş bir araba. Öyle değil mi Adil? Evet. Kim bilir kaç milyon liradır? Ne milyonu güzelim? 2,5 milyar bu araba. 2,5 milyar. Sahi mi? Vay vay vay. Telefonu bile varmış. Olmaz olur mu? Evlilik ne zaman bakalım? Daha belli değil canım. Neden belli değilmiş? Konuşmuştuk ya, askerliğimi bitirdikten sonra nikahı yapacaktık. Ya Adil, ben senin yerinde olsam böyle güzel bir kızı yalnız bırakıp askere maskere gitmezdim kardeşim. Neden? Aklım gece gündüz onda kalırdı da ondan. Yedik içtik, şimdi sıra geldi müzik faslına arkadaşlar. Evet Adil, bize bir türkü söylesin bakalım. Evet, hadi Adil, hadi. Sen türkü de söylüyor musun? Söyler tabii, söyler hadi. Yok canım yani. Hadi nazlanma da bir türkü söyle bize hadi. Nihat da sazla eşlik edersen. Hadi Nihat. İsteriz. Hadi isteriz. Tamam. İsteriz. Tamam. İsteriz. Tamam. İsteriz. Hadi bakalım.
Çarşambayı sel aldı, aman aman bir yar sevdim. Bravo. El aldı. Bravo Adil. Harika harika. Keşke sevmez olaydım, aman aman, aman. Elim bravo Adil. Koynumda kaldı. Nasıl? Sözlünün sesini beğendin mi Müjde? Aman he? Beğensem ne olur, beğenmesem ne olur Koray? Neden böyle söylüyorsun? Sesi güzel olacağına cebi güzel olsun, cüzdanı güzel olsun. Yani benim gibi mi demek istiyorsun Müjde? Sen zengin misin Koray? Övünmek gibi olmasın ama zengin bir ailenin tek oğluyumdur Müjde. Sahi mi? İnan. Adil'in yerinde olmak için babamın bütün servetini feda ederdim. Yani senin için. Neden? Sadece seninle beraber olmak için. Belki inanmayacaksın ama ilk görüşte aşık oldum sana. Ne? Neler söylüyorsun Koray? Adil'in sözcüsü olduğumu unuttun mu yoksa? Bırak şu hoca kılıklıyı ya. Allah aşkına, senin gibi güzel, şahane bir kız böyle züğürt bir adamla nasıl olur da sözlenir anlamıyorum. Ne demek istiyorsun sen? Ya demek istediğim çok açık. Adil sana layık olduğun hayatı veremez Müjde. Sen prensesler gibi yaşamaya, saraylarda oturmaya layık bir insansın. O güzel ellerin sıcak sudan soğuk suya girmemesi lazım. Sen güzel elbiseler giymeye, pahalı arabalarda gezmeye, gece gündüz eğlencelerde dolaşmaya layık bir insansın Müjde. Şey, Adil bizim mahalleden. İyi çocuktur yani. Ha, iyi çocuktur. İyi insan. İyi koca olur manasına gelmez ama değil mi? Artık iki gönül bir olunca samanlıklar seyran olmuyor Müjde. Para, para, para. Her şeyin başı para güzelim, para. Çünkü onunla her şeyi satın alabiliyorsun, öyle değil mi? Ha? Doğru tabii. Seninle konuşmak istiyorum Müjde. Olur, konuşur. Burada herkesin içinde olmaz. Yani başka bir yerde. Yani bana böyle bir yer söyle de orada buluşalım seninle. Ama Koray ben... Ha, lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen, yalvarıyorum sana Müjde. Lütfen. Ne konuşacağız peki? Ha, ikimiz hakkında. Benim hakkımda, senin hakkında. Lütfen kırma beni Müjde, ne olur. Peki, ne peki. Olur? Pazartesi günü öğleden sonra. Ha, tamam, öğleden sonra, tamam. Öğleden sonra gelir seni duraktan alırım. Anlaştık mı? Bizim orayı biliyor musun peki? Ha, evet, geçen sene bir kere Adil'i evine bırakmıştım, bilmem mi? Ne içersin Müjde? Vodka, rakı, şarap, viski vesaire. Şey, ben içmeyeyim. Neden? Yani hiç içki içmedim şimdiye kadar da. Aa, olmaz öyle şey. Her şeyin bir ilki vardır. Sana bira ısmarlayayım. Hı? Peki. Evet. Korkma. Bira içkiden sayılmaz. Hadi bakalım. Beraberliğimizin şerefine. Hmm. Benimle neden buluşmak istedin Kora? Seni seviyorum Müjde. Ne? İnan. Seni ilk gördüğüm an yıldırımla vurulmuşa döndüm. Ya, o günden bu yana hiç aklımdan çıkmadın Müjde. İyi ama ben sözlüyüm Koray. Ya biliyor, boş ver mi sözü? Lütfen. Bak, hem Adil sana göre biri değil. Bunu zamanla anlayacaksın. Bak, eğlenmeden, para harcamadan anlamaz o. Oysa sen sanki çamurlar içinde parıldayan bir pırlanta gibisin Müjde. Aman Allah'ım Koray, sen neler söylüyorsun? Seninle evlenmek istiyorum Müjde. Ne? Seninle evlenmek benimle istiyorum. Benimle evlenmek mi istiyorsun? Evet. Evet, son derece ciddiyim. Baksana ne kadar ciddiyim. Şey, iyi ama ya Adil? Bırak Adil. Dedim ya, o sana uygun bir koca değil Müjde. Sen mücevherler içinde, hizmetçiler arasında yaşamaya layık bir insansın. Bunları ancak ben verebilirim sana. Adil veremez. Bozarsın sözü, benimle evlenirsin. Keşke Adil'den önce çıksaydın karşıma. Artık geriye dönüş çok zor. Sözü bozmama izin vermezler. O zaman sen de kaçarsın bana. Bilmem ki. Doğru olur mu acaba? Bak, teklifimi iyi düşün Müjde. Yalnız şunu unutma. Ben artık sensiz yapamam, tamam mı? Aşığım sana, seviyorum seni. Bu sevda kara sevda Müjde. İyi düşün. Ailem çok zengindir. Seni prensesler gibi yaşatırım. Altına araba alırım. Evinde hizmetçi uşak olur. Hayatım balolarda, eğlencelerde ve seyahatlerde geçer. Bilmiyorum Koray, bilmiyorum. Öyle şaşkınım ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Hiçbir şey deme. Yalnız beni sevdiğini ve benimle beraber olmak istediğini bileyim. Bu da yeter bana Müjde. Hadi söyle, hadi. Benimle beraber olmak istemez misin? Hadi. Tabii isterim. Adil gibi değilsin sen. Yakışıklı ve zenginsin. Yani sen de beni seviyor musun? Ha?
Evet, seviyorum. Tekrar buluşacağız değil mi? Sen ne zaman istersen. O halde perşembe günü. Yani seni aynı saatte sizin duraktan alayım, olur mu? Hı hı. Ay belim. Oh. Ay elin günün evini temizlemekten canım çıktı vallahi. Sen ne yaptın kızım? Hiç, oturdum. Dante işi yaptım biraz. Ah yap kızım, yap. Yaptığın yanına kar kalır. Çeyizsiz gelin gitti demesinler ardımızdan. Benim hiç kullanmadığım sehpa örtülerim var. Çeyiz sandığında duruyor. Onları da veririm sana. Peki anne. Adil ne yapıyor? Hiç uğramadı mı? Uğramadı. Sınavlarım var diyordu ya. Allah zihin açıklığı versin çocuğa. Bir an evvel mezun olup askerliğini bitirsin de hayırlısıyla kıyalım nikahınızı. Hmm. Ben yatmaya gidiyorum. Hadi iyi geceler. Sana da kızım, sana da. Bu annem de bazen bayıltır insanı yani. Amma da sevmiş Adil. Bilmem ki nesini sevdi. Oysa Koray, o ne kadar yakışıklı. Ayrıca da çok da zengin. Ne dedi bana? Evlenelim, evrende uşaklar, hizmetçiler olacak dedi. Her gece bir davetten bir davete koşacaksın dedi. Peki ya Adil? O böyle bir hayatı yaşatabilir mi bana? Ne gezer? Öğretmen maaşıyla sırtımıza bir hırkayı bile zor alırız vallahi. Ah Koray ya. Nereden çıktın karşıma bilmem ki. Allak bullak ettin beni. Ümit, Koray ben. Aç kapıyı. Oo, hangi rüzgar attı seni buraya Koray? Ya Ümit, ocağına düştüm oğlum. Aa, dur hele dur. Gir içeride de orada konuşalım. Gel bakayım gel. Anlat bakalım. Neden düştün bizim mekana? Ya, çok güzel. Ama bir o kadar da saf bir kızla tanıştım. Ya görme Ümit. Bir içim su. İki çift güzel laf ettim. Hemen ağıma düştü. Kenarın dilberi. Yok ya. Kim bu peki? Müjde adında bir kız işte. Hmm. Bizim Adil'in sözlüsü. Kızın gözü parada, malda, mülkte. Gezmeyi, tozmayı, eğlenceyi seviyor. Yok ya. Adil'in sözlüsü ha? Ya boş ver ya. Ama Adil duyarsa ne der oğlum bu işe? Aman Adil'i takan kim? Ah. Neyse. Benden ne istiyorsun sen? Ya biraz esrar. Hı? Yani Müjde'nin sigarasına koyup içireceğim. Böylece işim daha da kolaylaşacak. Anlasana. Az değilsin ha. Esrarlı sigarayla kızı uyuşturup sonra da ihbar edeceksin, öyle değil mi? İşte. Oğlum peki ya kız başına kalırsa? Ya, havasını alır. Ben işimi bitirdikten sonra beni biraz zor bulur. Sen boşuna kapı çalmazsın Koray. Anlat bakalım neden geldin bana? Yeni bir av düşürdüm ama Aslıcığım. Harika, nefis bir parça. Kimmiş bu av? Ya Müjde diye bir kız. Saf mı saf? Gözü parada pulda, eğlencede. Kenar mahalle kızı. Acele tarafından aşık oldu bana. Senin gibi yakışıklıya hangi kıza aşık olmaz ki? Ümit'ten esrar aldım. Kızı buraya senin evine getireceğim, tamam mı? İyi de bu işten benim avantam ne olacak Koraycığım? Merak etme, biraz esrar da sana getirdim. Ayrıca kızla işimi bitirdikten sonra sana bırakacağım onu. Çalıştırabildiğin kadar. Kızın sırtından iyi para kazanırsın. Peki ne zaman getireceksin evime? En geç 2-3 hafta içinde. Peki bu işten senin çıkarın ne? Ay şu elbiselerin güzelliğine bak Koray. Beğendiğin bir şey var mı sevgili? Olmaz olur mu? Bak şu vitrine duran takım nasıl? Aa harika. Sana da çok yakışır doğrusu. Alalım mı, ister misin? Sahi alır mısın Koray? Alır mısın ne demek? Gel hadi içeri girelim.
Nasıl durdu bu takım üzerimde? Harika. Öbür giydiklerim de güzel durmuştu ama. Tamam, hepsini alalım. Sahi mi? Hepsini alır mısın? Ya elbette alırım. Senin için yanıp tutuşuyorum Müjde. Lütfen şu 4 elbiseyi de paket yapar mısınız? Koray, Koray inanamıyorum. Bir canım sürü kıyafet benim. Aldın bana. Canım sevgilim benim. Canım canım, acele etme. Alacaklarımız bitmedi daha. Bitmedi mi? Tabii. Daha ne alacağız ki? Ayakkabı sevgilim, ayakkabı. Bu son model kıyafetlerle herhalde birkaç tane de ayakkabı gerekir değil mi? Hadi bak, beğendiğin ne kadar ayakkabı varsa alalım. Bak bak bak. Demek yolculuk zamanı geldi ha Adil. Evet anne, Allah'ın izniyle yarın askere gidiyorum. Nerede yapacaksın askerliği? Erzurum'da. Allah yardımcın olsun oğlum. Allah seni vatana millete bağışlasın yavrum. Otobüsün kaçta kalkacak Adil? Bu gece saat 12'de. Sana yolluk bir şeyler hazırladım Adil. Dur mutfağa gidip getireyim oğlum. Ne zahmet ettiniz anne? Ne zahmet oğlum? Yolun uzak, acıktıkça yersin. Gideceğim için üzgün müsün Müjde? Ha, ne dedin? Aa tabii tabii üzgünüm. Dalgınsın bu gece, yoksa benden ayrılacağın için mi böyle üzgünsün? Tabii tabii. Beni mektupsuz bırakma Müjde. Sık sık yaz. Tabii yazarım. Demek senin Adil askere gitti ha? Aman iyi ki gitti de kurtuldum şu hoca kılıklı adamdan. Koray bak ne diyeceğim. Şimdi gittiğimiz partideki insanlar hep senin gibi zengin, kibar insanlar mı? Evet öyleler. Neden sordun? Ya ne bileyim, hiç alışık değilim de zenginlerin arasında olmaya. Yani inşallah pot kırıp da seni zor duruma düşürmem. Canım sorarlarsa da sen de ailem çok zengindir dersin, olur biter. Ay öyle heyecanlıyım ki, nasıl güzel görünüyor muyum Koraycığım? Görünüyor muyum da ne demek? Sen zaten hep güzelsin ya. İşte, geldik işte. Aslı Hanım'ın evi burası mı? Evet. Hadi inelim. Parti çok kalabalık olacak mı Koray? 15-20 kişi kadar olacak herhalde. Nasıl, üstüm başım iyi mi? Ha, iyi iyi. Oo, hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz. Hadi buyurun. Merhaba. Nasıl, bizden önce gelen oldu mu? Olmadı ama birazdan damlarlar. Hadi girin içeri. Gireceğim. Aslı, sana Müjde'yi tanıştırayım. Ah, hoş geldin Müjde. Koray'ın anlattığı kadar varmışsın. Çok güzelmişsin. Teşekkür ederim efendim. Ay, eviniz ne kadar güzelmiş. Yalnız mı oturuyorsunuz burada? Evet. Ay, ne güzel. Karışanınız yok, görüşeniniz yok. Mutlaka her isteğinizi yapıyorsunuzdur. Yapıyorum tabii. Hürriyet gibisi var mı? Milleti bekleyinceye kadar bir şeyler içelim ha. Aslıcığım, ne ikram edeceksin bize? Şimdi içki getiririm sizlere. Sağ ol. Burası sosyete yeri Müjdeciğim. İçki sigara ne ikram ederlerse içmem demeyeceksin, anladın mı? Merak etme. Dur sana sigara ikram edeyim. Al canım. Aa, bu ne kadar kalın sigara böyle? Aa, sosyetenin sigarası böyle olur. Dur yakayım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ah yavaş iç sevgilim, yavaş iç. Biliyorum alışkın değilsin pek ama. Nerede? Öbür misafirler nerede? Hani parti var demiştin. Ya merak etme, birazdan gelirler. Koray. Ne canım? Ay sevgilim, ben uçuyorum sanki. Koray, seninki esrarlı sigarayı içince iyice kendinden geçtim. İstediğim de buydu zaten Aslıcığım. Ona sahip olmak istiyorum. Ağzının tadını biliyormuşsun hani. Bir süre gönlümü oyalarım. Bıktıktan sonra da sana bırakırım. Anlaştık mı? Anlaştık. Ay başım. Ay başım. Sanki çatlayacak gibi ağrıyor. Aman Allah'ım. İyi ama ben... Ben neden çıplığım? Koray! Koray sen de mi buradasın? Buradayım Müjdeciğim. Yanındayım sevgilim. Yalnız bugün değil, artık ölünceye kadar hep yanında olacağım. Yani biz... Evet, sen ve ben birbirimizin olduk. Artık karı koca sayılırız sevgilim.
Sahi mi? Evet. Neden yüzün asıldı? Yoksa beni sevmiyor muydun? Ha? Sevmiyor muydun? Yok. Yo, sevmez olur muyum? Sevmesem seninle bu eve gelmezdim ki. İnşallah benim olduğun için pişmanlık duymuyorsundur. Yok, hayır duymuyorum. Nasıl olsa evleneceğiz öyle değil mi? Tabii. Ne zaman? Zamanı gelince ya, merak etme sen. Saat kaç? Ona geliyor. Ne? Ona mı? Ona. Aman Allah'ım, iyi ama ben bu saate kadar çoktan evde olmalıydım. İstersen evine gitmeyebilirsin Müjde, burada kalırız. Neden? Burada Aslı'nın yanında kalabilirsin. Yani sen kalırsan ben de kalırım. İyi ama ya annem? Boşver, eve gidip de annene ne diyecektin ki? Yani hem de bu halde. Dur sana bir sigara daha vereyim. Daha mantıklı düşünmeye yardım eder. Al canım. Heh. Evet. Yak bakalım bir tane daha. Hadi. Hah canım ya. Yani eve gitmeyip burada kalmamı mı istiyorsun? Evet. Fena mı ikimiz birlikte karı koca gibi? Ha? Ya bu ne sigarası böyle Koray? Sigara işte. İçtikçe başım öyle acayip dönüyor ki. Buyurun. Aa, sen misin Şerife teyze? Hayrola? Rahatsız ettim Sevcan kızım. Müjde gelmedi de acaba sizde mi diye sormaya geldim. Yo, ben Müjde'yi kaç gündür görmüyorum. Allah Allah, hiç bu kadar geç kalmazdı. Acaba ne oldu bu kız? Sakın sözlüsünün evine gitmesin Şerife teyze. Sözlüsü yok ki. Askere gitti. Ay Allah'ım, ne yapsam ne etsem. Sakın başına bir iş gelmesin. Ay delirmek işten değil. Sevcan! Kim geldi kızım? Şerife teyze geldi baba. Hayrola Şerife Hanım? Ah sorma Lütfü Bey, Müjde eve gelmedi. Öğleyin çarşıyı gezeceğim diye çıkmıştı. Bu saat oldu, hala gelmedi. Allah Allah, saat 10:30'a geliyor. Bu saatte açık dükkan bile kalmamış. Başımızda erkeğimiz de yok. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım Lütfü Bey. Yapılacak tek şey karakola gitmek Şerife Hanım. Dur üstüme bir şey alayım da seninle geleyim. Sağ olasın. Demek kızın öyle vakti çarşıya diye çıktı, bir daha da eve dönmedi ha? Dönmedi komiser bey. Benim kızım hiç bu saate kadar dışarıda kalmazdı. Mutlaka başına bir hal gelmiştir. Hemen aklına kötü şeyler getirip de ağlama Şerife Hanım. Peki kızın bir sevdiği falan var mıydı? Yani ona kaçmış olmasın. Böyle şeyler pek sık oluyor da. Kızım zaten sözlüydü komiser bey, neden başkasına kaçsın ki? Tamam elimizden geleni yaparız bacım, meraklanma. Sen şimdi evine git, biz hemen soruşturmaya başlarız. Ne yapacağız şimdi Lütfü Bey? Neredeyse gece yarısı olacak. Bu kız nerededir? Başına ne iş gelmiştir? Düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Üzme kendini Şerife bacı. Önünde sonunda bir yerlerden çıkar gelir. Üzülmemek elde mi Lütfü Bey kardeşim? Siz biliyorsunuz yıllardır ev temizliğine giderek büyüttüm onu. Tam mürüvvetini görecek. Bak sen en iyisi Adil Beylerin ailesine gidip durumu anlat. Müjdenin kaybolduğunu onlar da bilsin. Allah'ım. Hayrola dönüyorum, nedir bu hal? Kötü bir şey mi oldu Şerife Hanım? Sormayın Hilmi Bey, sormayın. Müjde yok ortalarda. Ne? Müjde ortada yok mu? Yani kızın kayboldu mu? Bilmiyorum dönüyorum. Öğlen vakti çarşıya düştüm. Ay gidiş o gidiş. Baksanıza saat kaç oldu, hala dönmedi. Allah Allah. Koca kız nereye kaybolur ki? Sakın başına bir iş gelmesin, kaza filan. Şimdi karakoldan geliyorum. Bütün hastaneler falan arandı ama bir netice alamadık. Neyse. Ben gideyim artık, durumu size bir bildireyim demiştim. Koray. O sigaradan bir tane daha versene bana. Canın çok mu çekti? Evet. Çok güzel o sigara. İçtikçe kendimden geçiyorum. Bir hoş oluyorum. Ya. Adeta bulutlarda geziyorum. Gezersin tabii. Al bakalım. Yakacağım.
Aa, başım, başım ne güzel dönüyor. Sanki kanatlanmış gibi uçuyorum. Yani. Bakıyorum da senin kız pek sevdi bu sigarayı Koray. Hı-hı. Baksana bir dakikada uçtu. İradesi zayıfmış. 2 gün içinde uyuşturucuya alışıverdi. Fena mı? Artık bundan sonra ne istersek yapar güzelim. Ah, benim ya da bu lanet olası uyuşturucuya alıştığı için vücutlarını satan başkaları gibi değil mi? Artık Müjde de bundan sonra Esrar'ın eroinin esiri olarak yaşayacak. Ve bu maddeleri bulmak için de ister istemez kendini satacak. Ya tamam tamam yeter. Hadi bu kadar dram haline getirme bu işi. Fena mı, sen de kızı satar kendine lazım olan eroini rahat rahat bulursun artık. Sen kızı ne zaman terk edeceksin? Ben hevesimi aldım. Yarın bir bahaneyle terk eder giderim. Kızımdan bir haber yok değil mi komiser bey? Yok Şerife bacı. İnan elimizden geleni yaptık. Bütün çarşıyı sorguya çektik ama senin kızını kimse görmemiş. Bununla bir hafta oldu. Nerededir bu kız? Kimin yanındadır? Ne yapıyordur? Ya Rabbim, sen benim aklımı muhafaza et. Sana o gün kızın bir sevdiği var mı diye sorduğumda sözlüsünden başka kimseyi tanımıyor demiştin. Tanımıyor tabii komiser bey. Benim kızım sokaklarda kesen bir tip değildi. Ben temizliğe gittiğim zaman çoğunlukla kapı komşumu Sevcanlar'da otururdu. Bak bacım, tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Senin kızın kazaya kurban gitmediğine göre ya senin bilmediğin birine kaçtı ya da kaçırdı. Demek gidiyorsun Ekora. Mecburum sevgilim. Babam iş bağlantısı için Avrupa'ya gönderiyor beni. Peki ne zaman geleceksin? Bilmiyorum. 1-2 ay sürer herhalde. Üf, o kadar uzun ha. İyi ama ben seni 2 ay göremeden nasıl yaşarım? Merak etme. Burada Aslı'nın yanında kalırsın. Aslı seni çok sevdi. Peki sen gittikten sonra o sigaralardan kim verecek bana? Aslı verecek. Ben tembih ettim ona. Nerede şimdi o? 1 saat önce gitti. Ha. Birisi telefonla aradı, o da hemen gitti. Neyse, ben ona söyledim. Canın ne zaman o sigaralardan çekerse Aslı sana verecek. Canım yine çok istedi. Bir tane versene. Olur, vereyim. Al bakalım canım. Bakıyorum da bu sigaradan içmeden yapamıyorum. İçinde ne varsa bu sigaranın beni çok mutlu ediyor. Evet. Dertlerimi, üzüntülerimi, annemi, her şeyi unutturuyor bana. Harika bir sigara bu. İstersen seni daha mutlu edecek, bulutların üzerinde uçuracak değişik bir şey verebilirim. Yani sigaradan çok daha büyük bir zevk veriyor insana. Sahi mi? Neymiş o? Toz. Beyaz bir toz. Burnundan çekiyorsun içine ve bir anda kendini zevk ve rüya aleminin içinde buluyorsun. Denemek ister misin? Madem bu sigaradan daha büyük bir zevk veriyor, denerim tabii. Ver hadi. Hala Müjde'den bir haber yok mu Şerife Hanım? Yok dönürüm, maalesef yok. 10 gün oldu Şerife Hanım. Bu zaman zarfında kim bilir kızının başına ne işler gelmiştir. Adil her gün telefon ediyor. Müjde'yi soruyor. Üzülmesin diye bir şey söyleyemiyorum oğluma. Haklısın dünürüm. Haklısın da ne diyeyim ki sana? Benim kızım kötü bir kız değildir. Bir bilsen başına ne geldiğini. Kusura bakma ama kocam pek sıkılıyor bu işe. Oğlum sözünü kesti, gelini anasına emanet etti ama gelin ortada yok. Ben bu kızı nasıl alırım oğluma, ne derim mahalleliye diyor. Aslı abla! Aslı abla! Ne var Müjde? Toz bitti abla. Biraz toz verir misin? Oo, ne çabuk bitirdin. Daha dün vermiş. Ne yapayım abla? Tozsuz yapamıyorum işte. Aklıma annem geldikçe, Koray geldikçe üzülüyorum. Sonra da toza sarılıyorum işte. Bende de kalmadı kızım. Toz dediğin kaç para biliyor musun? Ne olur biraz olsun ödünç ver ablacığım. Koray Avrupa'dan gelsin. Parasını öderim sana. Koray mı? Unut artık Koray'ı. Koray geri gelmeyecek Müjde. Ne? Gelmeyecek mi? İyi ama neden? Çocuk seni kullandı, kullandı bıraktı işte. Bu arada seni önce Esrar'a, şimdi de toz dediğin eroine alıştırdı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım.
İyi ama ben toz almadan yaşayamam ki Aslı abla. Mutlaka bulmalıyım o tozu. Bulmasına buluruz Kolay. Ama paradan haber ver bakalım. Para var mı? Koray giderken bırakmıştı ama bitti işte. Kusura bakma kızım. Paran varsa toz buluruz. Yoksa hiçbir şey yapamam. Kim o? Benim aç. Aç çabuk şu kapıyı anne. Aman Allah'ım. Müjde bu. Dur kızım geliyorum. Dur açıyorum. Müjde. Yavrum. Başlama gene. Çekil kenara da içeri gireyim. Müjde kızım. Nedir bu halin? Bugüne kadar neredeydin? Elinin köründeydim. Bırak şimdi beni de para ver bana para. Aman Allah'ım şu haline hadi. Bak Müjde. Gözlerin altı simsiyah olmuş, perişan bir durumdasın. Kapa çeneni de para ver bana. Buraya para istemeye geldim senden. Ne parası yavrum? Önce başına gelenleri anlat, bugüne kadar neredeydin? Boş ver uzun hikaye. Kendime yeni bir hayat kurdum ben. Unut artık beni ana. Unut. Tamam. Şimdi para lazım bana. Hem de hemen. Ne parası kızım? Sen kaybolduğundan bu yana işi gücü de bıraktım. Biriktirdiğim 3-5 kuruş vardı, onu yiyorum. Param filan yok benim. Varsa ver ana. Yoksa ben öleceğim. Bak, bak elim ayağım nasıl titriyor görüyor musun? Hadi para ver. Ver de ilaç alayım. Yoksa çıldırarak öleceğim. Hadi. Aman Allah'ım ne ilacı kızım. Neler olmuş sana anlatsana. Hala anlamadın mı? Esra, eroine alıştım. Bunları kullanmazsam uyuyamıyorum, yaşayamıyorum anne hadi. Aman yarabbim neler duyuyorum. Bak sen vermezsen ben almasını bilirim. Ver şu boynundaki kolyeyi. Ver diyorum. Dur ver. Yapma. Müjde boynumu keseceksin dur kızım. Şu kolundaki bilezikleri de ver bakayım. Yapma hadi. Kızım ver, olma ver, hadi. Onları düğünde takacaktım sana. Bırak dokunma, o bilezikler bizim namusumuz. Bahsetme namusundan. Hem ne düğünü? Ben artık kimseyle evlenmeyeceğim. Bundan sonra kim alır beni? Görmüyor musun halimi? Eroinmanın teki oldum ben. Ver şunları diyorum. Hadi. Yapma kızım, yapma evladım. Bunları satar, bol bol eroin alırım. Hadi eyvallah. Dur kızım gitme. Ah sen tedaviye muhtaçsın, hastasın sen, gitme kal. Kal burada, doktorlara götüreyim seni. Artık çok geç anne. Bundan sonra unut beni. Hem arkamdan da ağlama. İyi bir hayat yaşıyorum ben. Güzel elbiseler giyiyorum. Eğlencelere gidiyorum. Anlıyor musun? Artık fakirlik içinde değilim. Aman Allah'ım. Sen kızıma yardımcı ol ya Rabbim. Ne olur onu düştüğü bataktan kurtar ya Rabbim. Aslı abla, tozum bitti. Armanım, ne olur versene biraz. Oo, ne çabuk bitirdin Müjde. Sana da toz dayanmıyor ha. İçmeden yapamıyorum abla. Çıldıracak gibi oluyorum. Paran varsa bulurum. Para yok, bitti abla. Kuruşuna kadar tükettim. Hep toz almıştım. Ananın kolyesiyle bileziklerini satmıştın. Hepsini bitirdin mi? Dedim ya, toz aldım onların parasıyla. Hadi abla, bir nefeslik olsun ver bari. Param yok işte, olsaydı verirdim. O zaman bu tozu bulman için yapman gereken tek bir yol var kızım. Söyle abla. Ne gerekiyorsa yaparım. Yeter ki toz satın alabileyim. Ne gerekirse dedin. Yani her türlü işi yapabilir misin toz alabilmek için? Evet abla evet. Ne olursa olsun yaparım. Pekala. Alo. Aykut Bey'i rica edecektim. Siz misiniz? Merhaba ben Aslı. İşiniz var mı? Ah güzel. Yeni bir kız düştü. Burada evimde. 17 yaşında körpecik. Ah tamam. Ama fiyatı biraz yüksektir. Güzel. Hemen geliniz. Affet beni Allah'ım. Affet. Ağlama Müjde. Ben de bu yola senin gibi kandırılarak düştüm. Ağlamak seni genç kızlığına geri döndürmez artık. Hadi bakalım sil gözyaşlarını da biraz makyaj yap. Birazdan zengin bir müşteri gelecek sana. Peki. Alo. Baba ben Adil, nasılsın? Oğlum sen misin? İyiyim hamdolsun, sen nasılsın? Baba Müjde'ye bir şey mi oldu? Yok canım, neden sordun ki? Ne bileyim, bugüne kadar tek bir mektup olsun yazmadı bana.
Doğru söyle baba. Müjde'nin başına bir iş mi geldi? Yok oğlum. Sanmam. Sen şimdi Müjde'yi bırak da askerlik nasıl gidiyor onu söyle bakayım. Vatana olan borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Müjde'yi hiç gördünüz mü? Görmedim oğlum. Neden? İlgilenmiyor musunuz yoksa onunla? İlgileniyoruz tabii de benim biraz işlerim çoktu da oğlum. Baba neler oluyor orada söyler misin? Oğlum bir şey oldu yok canım. Neyse umumi telefondan arıyorum. Jeton bitiyor. Yine ararım. Anamı öp benim için. Askere gideli 1,5 ay oldu. İnsan bir kere olsun sözlüsüne 2 satır mektup yazmaz mı? Sonra babam neden öyle net konuşmadı benimle? İçimden bir ses Müjde'nin başına bir hal geldiğini söylüyor bana. En iyisi albaydan birkaç günlük izin isteyip İstanbul'a gideyim. Buyurun. Ah, aman ya Rabbi Adil. Evladım sen ha? Nasılsın anacığım? Gel gir içeri güzel oğlum. İnsan geleceğini önceden haber vermez mi oğlum? Pek şaşırttın beni. Özledim sizleri. Birkaç gün izin alıp geldim işte. Babam nasıl? Baban da iyi hamdolsun. Müjde nasıl peki? Senin karnın da açtır şimdi. Müjde nasıl dedim anne? İstersen banyoyu yakayım bir duş al ha? Anne! Müjde nasıl dedim? Bu konuda bana bir şey sorma oğlum. Biliyordum. Bir şeyler olduğunu anlamıştım. Hadi anne, Erzurum'dan buraya bunca yolu Müjde için geldim. Olan bitenleri anlat bana. İşte böyle oğlum. O gün bugündür Müjde ortalarda yok. Ne anası ne de bir başkası kıza ne olduğunu biliyor. Adeta yer yarıldı da yerin dibine girdi sözlü. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Demek Müjde bu yüzden mektuplarıma cevap vermemiş. Peki sakın bir kazaya kurban gitmesin kız. İstanbul'da ne kadar hastane varsa arandı Adil. Hatta baban morga bile baktı. Dedim ya sanki yer yarıldı da Müjde yerin dibine girdi. Peki babam ne diyor bu konuda? Baban Müjde'nin bir başkasına kaçtığını düşünüyor. Saçma, neden kaçsın ki? Eğer bir sevdiği olsaydı benimle evlenmeyi kabul etmezdi anne. Peki ya Şerife teyze, o ne diyor? Sorma, zavallı kadın 1,5 ay içinde eridi, bitti, tükendi. 2 gözü 2 çeşme, işe bile gitmiyor. Neler söylüyorsun sen anne? Müjde bir bataklığa mı saplanmış yani? Evet oğlum, en son 2 gün önceydi, gece yarısı geldi eve. Zor tanıdım yavrumu. Gözlerini çıkıp kırmızıydı. Göz altları da simsiyah. Esrar'a ve eroine müptela olduğunu söyledi. Peki kim alıştırmış onu bu uyuşturuculara? Kimin yanındaymış söylemedi mi anne? Hayır. Deli gibiydi zaten. Bağırdı, çağırdı. Zorla boynumdaki kolyeyle sizin düğününüz için sakladım. Kolumdaki 4 bileziği de aldı gitti. Onları satarak kendine eroin alacakmış. İnanamıyorum buna. Bir başkası anlatsaydı yemin ederim ki inanmazdım anne. Şunun şurasında 1,5 ay hepsi. Bu kısa zamanda Müjde gibi saf bir kız nasıl olur da böyle bir bataklığın içine saplanır kalır? Mutlaka onu bu batağa sokan biri vardır. Her kimse ona namussuz, onu bulup bunun hesabını soracağım ondan. Alo, Koray Bey'i rica edecektim. Ben mi? Bir arkadaşıyım, okuldan. Nasıl? Yok mu? Nerede peki? Avrupa'da demek. Peki ne zaman gitti? 1 ay önce mi? Peki, teşekkür ederim. Şüphelendiğim tek kişi Koray. Çünkü o parasına güvenen züppenin teki. Piknikte devamlı Müjde'ye zenginliğinden söz etmişti. Mutlaka o kandırmıştır sözlümü. Mutlaka o. Evet. Adil, sen ha?
Yahu sen askerde değil miydin? İzin alıp geldim. İçeri girebilir miyim Serdar? Tabii kardeşim, buyur gir. Hayrola, yüzün asık. Kötü bir şey mi oldu? Evet, mesele Müjde. Müjde mi? Ha, şu sözlü olduğun güzel kız mı? Ne oldu ki ona? İşte böyle Serdar. Üzüntümden ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Deme be. Vah vah. Pek üzüldüm be Adilciğim. Demek zavallı kız uyuşturucu batağına saplanmış ha? Bu kalleşliği yapsa yapsa Koray yapmıştır Serdar. O gün piknikte sen de vardın. Biliyorum. Devamlı Müjde'ye bir şeyler söylüyordu. Benim de dikkatimi çekmişti. Peki kendisini aradın mı? Aramaz olur muyum? Avrupa'daymış namussuz. Peki polise gidip durumu anlatsan? Aklıma geldi ama elimde delil yok ki Serdar. Nasıl ispatlarım Koray'ın bu işi yaptığını? Haklısın. Peki benim ne yapmamı istiyorsun? Sen Koray'ın arkadaşlarını ve çevresini iyi tanırsın. Şöyle bir soruşturma yapsam belki de bir şeyler öğrenebilirsin. Olur, hiç merak etme. Hemen bugün soruşturmaya başlarım Adilciğim. Bırak şu kızın peşini Adil. Sana kızım yok evladım. Hele şu askerliğini bir bitir gel. Öyle deme baba. Olanları bir türlü kabullenemiyorum. Kim bilir Müjde şu anda nerede, kimlerledir? Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ama ne halde olduğunu biliyoruz. Bundan sonra bu kızı herhalde gelin diye almaya kalkışmazsın artık. Ben açarım. Oğlanın üstüne gitme Hilmi Bey. Görmüyor musun? 2 gün içinde o da eridi bitti. Seviyor kızı. Öyle bile olsa artık o kızdan kimseye hayır gelmez hanım. Uyuşturucuya alışmış biri kolay kolay iflah olmaz. Adil, kimmiş gelen oğlum? Okuldan bir arkadaşım anne. Siz rahatınıza bakın, benim odama gidiyoruz. Serdar, bir şeyler bulabildin mi bari? Sen haklıymışsın Adil. Bu işte Koray'ın parmağı varmış arkadaş. Nasıl? Bugün Koray'ın en yakın dostlarının ağzını aradım. Müjde'nin kaybolduğu gün Aslı adında bir kadının evine gitmişler. Tabii söyleyenler Müjde'nin adını vermedi ama tarife göre Koray'ın yanındaki kız Müjde'ymiş. Vay alçak vay. Peki bu Aslı denen kadın kimmiş? Kötü kadının teki. Uyuşturucu müptelası, erkeklerle düşüp kalkan bir şırfıntı. Anlaşılan Müjde'yi uyuşturucuya Aslı'yla Koray alıştırmış. Birkaç gün sonra Koray Avrupa'ya gidiyorum ayağıyla Müjde'yi Aslı'ya bırakıp gitmiş. Şimdi ikisi birden... Neden sustun Serdar? Söylemekte zorlanıyorum da ondan. Yani anlayacağın, şimdi Müjde Aslı'yla birlikte uyuşturucu bulabilmek için kendilerini satıyormuş Adil. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Ne korkunç bir durum. Nerede oturuyor bu Aslı denen kadın? Bak Adil, seni severim. Temiz, dürüst bir insansın. Senin hayatın diğerlerinin hayatı gibi değil. Gel vazgeç bu sevdadan. Olan olmuş, bir şey değiştiremezsin artık. Bu uyuşturucu denen batak öyle bir batak ki burnunu sokan bir daha çıkaramıyor. Ne demek istediğini anladım Serdar. Merak etme. Artık Müjde'yi sevmiyorum. Şimdi ona sadece acıyorum. Olsun. Acımak da onu bu bataktan kurtaramaz artık. Öyle deme. Hala onu kurtarmak için bir şansın var Serdar. Belki hastaneye yatırılıp tedavi görürse... Zavallı annesi bitmiş. Perişan bir durumda. Biraz da o zavallı kadın için Müjde'yi kurtarmak istiyorum. Tabii bir de Koray denen o namussuzu adalete teslim etmek için. Yani Koray'ı hapse mi attırmak istiyorsun? Evet. Eğer sessiz kalınırsa, bir suç duyurusunda bulunulmazsa o kalleş namussuz daha çok Müjde'leri ifade edip uyuşturucuya alıştırır. Evet, Aslı denen kadının adresini istiyorum senden Serdar. İşte Aslı denen kadının evi burası. Müjde de bu evde ha. Bakalım beni karşısında görünce ne yapacak. Buyurun. Allah'ım. Adil sen ha. Evet ben. Merhaba Müjde. İyi ama sen beni nasıl buldun? İçeri girebilir miyim? Tabii. Vay vay vay. Ne kadar güzel bir ev. Anlaşılan aradığın zenginliği ve ihtişamı bulmuşsun Müjde. Bak Adil ben... Hiçbir şey söyleme Müjde. Her şeyi biliyorum. Her şeyi. Madem öyle neden geldin buraya? Eğer her şeyi biliyorsan...
Bu hayata da kendi isteğimle girdiğimi de biliyorsun demektir. Evet biliyorum. Sadece merak ettiğim için geldim buraya. Neyi merak ettin ki? Senin için yıllarını veren, saçını süpürge eden bir anneyi ve seni gerçekten temiz hislerle seven bir sözlüğü bir kenara atıp da koştuğun şeyin ne olduğunu merak ettim. Gördün işte. Git hadi. Hayır gitmeyeceğim Müjde. Bir zamanlar sevmiştim seni. Hala o günlerin hatırına ve ayrıca insanlık adına yapmam gereken bir şey var. Onu yaptıktan sonra artık hayatından tamamıyla çıkacağım. Ne? Ne demek istiyorsun sen? Şimdi görürsün. Kimi? Kimi arıyorsun? Acele etme. Alo, karakol mu? Adil, sen misin evladım? Benim annem. Hayrola? Sorma Adil. Sorma. Şerife teyze, Müjde'nin annesi. Ne oldu? Birkaç saat önce Hakk'ın rahmetine kavuştum. Ne? Öldü mü zavallı kadın? Müjde'nin düştüğü duruma dayanamadı daha fazla. Zaten kızı kaybolduğundan beri eriyip duruyordu karım. Vah vah. Peki babam nerede? Cenaze hazırlıklarıyla uğraşıyor. Ne yapsın kadıncağızın kimi kimsesi yoktu. Sen neredeydin oğlum? Müjde'yi bulmaya gitmiştim anne. Buldun mu bari? Evet. Nerede şimdi? Şu anda Bakırköy Akıl ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındı anne. Doktorlar tedavisi için çok geç kalınmadığını, büyük bir ihtimalle kendisini uyuşturucudan kurtaracaklarını söylediler. Allah razı olsun oğlum. Sen üstüne düşeni yaptın. İnşallah iyileşir de toplum içindeki yerini alır. Yapmam gereken bir şey daha var anne. Nedir oğlum? Müjde'yi ve Müjde gibileri bu batağa düşüren alçak hala elini kolunu sallayarak bir vampir gibi dişlerini çıkartmış bu temiz toplum içinde dolaşıyor anne. O yakalanmadan bu iş kapanmaz. Peki ne yapacaksın? Savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağım anne. Koray denen o it yalnız genç bir kızın saf hayallerini yıkarak uyuşturucu batağına sokmadı. O saf kızın iyi yürekli, fedakar anasının da ölümüne sebep oldu. O serseri, o toplum ve insanlık düşmanı yakalansın ki bir daha evlilik hayali kuran temiz insanların dünyası yıkılmasın anne.